son 3 yıldan beri kaba yem üretimindeki girdi maliyetleri hayvancının, büyükbaş hayvancının çok belirli bükmeye başladı. Hiç ara vermeden gece gündüz çalışıyorlar, izin tatil yok, üretmek için var gücünü ortaya koyuyorlar. Mazot, gübre bizim belimizi büküyor, mahvediyor. Ve elektrik. Mazot, gübre ve elektrik. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatunköy mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Kaya Alp ailesi kendi işletmelerinde üretime katkı yapıyor. Ancak işletmeye çevirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şöyle söyleyeyim, biz ayrıyetten de zeytincilik de yapıyoruz. O sektörde alıp bu sektöre takviye yapıyoruz. Yetmediği yerde bankalardan takviye yapıyoruz. İsmail Kayal besiciliğin zorluklarını anlattı. İthal tabii çok büyük bir darbe vuracak. Şimdi herkesin umutları var. Herkes dara topladı. Herkes dara bak. Yani bu süt fabrikasının ayakta durması için 19 ay, 20 ay, 25 ay bedava bakılan bir hayvan var burada. Hiç kimse bunun hesabını yapmıyor. Maliyetleri tek tek saydı. 3-4 kat artan fahiş fiyat üretime darbe vuruyor. Yılda 10 ton mazot yakıyorum ben kaba yem üretebilmek için. Mısırları yetiştirebilmek için damlama hortumu, alt gübre, üst gübre. Bunlar da ciddi bir maliyet yani. Bir tır yem aldığımız zaman 120 bin lira, 125 bin lira gibi paralar tutuyor. Şimdi 170 bin lira, 175 bin lira, 180 bin liraya kadar gidiyor bu yani. Çiftçinin eski günlerine dönebilmesi için destek şart. Büyük desteklerin gelmesi lazım. Öncelikle mazot ve gübre. Bu destekler zamanında gelmediği için enflasyonun altında eziliyor. Anladım. Geçen sene buzağı desteği ikinci dönemi askıya daha yeri çıktı. Girdilerin hepsi yarı yarıya bizim inmesi lazım. Nazmi Kayaalp de işletme sahibi. Üretici olmayı seviyor. Çalışmaktan yorulmuyor. Ancak şartlara dayanmanın zor olduğunu söylüyor. Karnımızı zor doyuruyoruz. Böyle mi olması lazım? Şu çiftlik yani benim ekipmanım da bilmiyorum. Ben bunları paraya çevirsem, çeksem, satsam, yatırsam bir bankanın birine inanır mısın? Yiyemem ben bu parayı böyle altımda lüks arabalarla. Şu halimize bak. Çiftçi bizi küstürmeyin diyor. Yani hiç kimse bu sektörden bir insanlar bir küserse, bir çıkarsa bu sektöre tekrar geri dönmez. 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 İnsanlar rahata alışır dönmez.